Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mutlu bir anımızı da paylaşmış oluyoruz arkadaşlar. Oğlumun doğum günü için şekilli kurabiyeler yapacağım. Konsept kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. Bizim konseptimiz motorcu konsepti olacak. Oğlum 7 yaşa giriyor ve motosikletlere bayılıyor. Ben de farklı bir fikir olur. Belki erkek çocukları için yapmayı düşünen arkadaşlar varsa fikir olur diye. Trafik lambası şeklinde kurabiyeler yapacağız. Butik kurabiyeler arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerimizi sayalım. Çok kolay ama çok gösterişli bir tarif. 150 gram oda ısısında erimiş margarinimiz var arkadaşlar. Tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı pudra şekerimiz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir paket vanilya ve kabartma tozumuz, bir tane de yumurta sarımız var arkadaşlar. Alabildiği kadar da un koyacağız. Onu yine her zaman olduğu gibi birlikte koyacağız. Hemen margarinimi koyarak, zaten elle yoğuracağımız için ben direkt el yordamıyla başlıyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Ve yumurtayı. Yumurtanın akını atmadım arkadaşlar, ayırdım. Sabah kahvaltısında yumurta pişirirken akını da içine ilave edip asla ziyan etmeyeceğiz tabii ki. Pudra şekerini de ekledikten sonra tamamen karışana kadar yoğurma işlemime başlıyorum. Malzemelerimi eriyene kadar karıştırdım. İlk bardak unu ilave ediyorum. İkinci bardağı da koyduktan sonra biraz yoğuracağım. Bu arada sarı, kırmızı ve yeşil olacak şekilde bonibonlarım var. Onları söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Trafik lambası olduğu için sarı, kırmızı ve yeşil kullanıyorum. Burada da çöp şişlerimiz var. Çöp şişlerimizi de takacağız bunları pişerken inşallah. Unu bıraktıktan sonra kabartma tozunu da mutlaka ekleyelim. Unla birlikte ekliyoruz ki kabarmasına engel olmasın. Az açmışım arkadaşlar. Evet, hepsini bıraktıktan sonra vanilyamızı da ekliyoruz. Tek elle olunca zor oluyor. Evet, şimdi karıştırma işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü bardak unumu da ekledikten sonra tekrar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın şöyle hamurumun kıvamını göstereyim. Çok güzel bir şekilde yumuşacık ama ele de yapışmıyor. Bu kıvam yeterli. Tam 3 su bardağı un kullandım. Siz 2,5 bardaktan sonra kontrollü bir şekilde koymanızda fayda var. Bazen unun markasına göre, yumurtamızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Ben tam 3 su bardağı unla hamurumu istediğim kıvama getirdim. Şimdi etrafı toparlıyorum ve hemen şekil verme aşamasına geçiyoruz. Tezgaha hafif unumu serdikten sonra hamurumun 1/3 kadarını aldım arkadaşlar. Tezgahımızın ya da alanımızın genişliğine göre de tabii ki değişiklik gösterebilir. Çok kalın olmayacak şekilde hamurumu açıyorum. Arkadaşlar, az önce gösterdim ama bu şekilde olunca daha kolayıma gitti. Size de kesinlikle göstermek istedim. Bazen doğru, bazen yanlış, bazen yanılabiliyoruz. Her halimi göstermeye çalışıyorum, o yüzden de size elimden geldiğince. Hamurumu tekrar toparlayıp yağlı kağıdın arasına alıp o şekilde açtım arkadaşlar. Kalınlığını da şöyle göstereyim ben. Bakın şu şekilde olması, çok ince olmaması gerekiyor. Yarım parmak kalınlığında olması bizim için idealdir. Bu şekilde açıyoruz ve bırakıyoruz. Sonrasında da 2 parmak kalınlığında olacak şekilde hamurlarımızı şu şekilde şeritler kesiyoruz arkadaşlar. Kenarlarının düzgün olmayan yerlerini zaten düşüreceğiz. O yüzden çok önemli değil. Düzgün olan kısımlarını kullanarak devam edeceğiz çünkü. Böyle yaptıktan sonra bakın şu kısımları gözüme benim kötü göründü. Bunları hemen alıyorum ve tekrar açmak için kabıma bırakıyorum. Kenarları düzgün olan kısımlarından böyle dikdörtgen uzun parçalar elde ediyorum arkadaşlar. Şurada da bir parça çıkar muhtemelen. Kenarlarından çıkabilecek olanları arkadaşlar alıyorum. Bozuk olanları da ayırıyorum. Evet, artık bonibonlarımızı takıyoruz şekli düzgün olanları çıkardıktan sonra arkadaşlar. Hafiften bastırıyoruz ki pişince kabaracağı için de tamamen dışında kalmasın bonibonlarımız. Sarı, kırmızı ve yeşil olacak şekilde taktık. Çok fazla zarar vermeden tam orta kısmından
çöp şişimizi de geçirip bırakıyorum. Piştiği zaman zaten tutacak arkadaşlar. Kurabiyelerimin tamamına bakın aynı işlemi uyguluyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında 15 dakika en fazla. Üzerleri çok fazla renk değiştirmeyecek. Hafif pembeleşince kapatacağız çünkü. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırına gönderiyorum kurabiyelerimi. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti. Tepside tamamen soğumalarını bekledik bu arada. Artık soğudular ve bakın harika görüntüsüyle karşımızdalar. Ben de hemen sizi çok bekletmemek adına hazırlığımı da yaptım. Bakın bu şekilde paketleme işlemini de yaptım arkadaşlar. Jütip kullandım ben bağlamak için. Siz kurdele ya da herhangi başka bir ip çeşidi de kullanabilirsiniz. Nazar boncuğu takılabilir. Artık nasıl gönlünüz isterse o şekilde hazırlanabilir. Hemen yapma aşamasında bir tane daha size göstermek istiyorum. Kurabiyemi tutuyorum. Çok fazla zarar vermeden, çok hassas kırılgan bir kurabiye çünkü. O kadar ağızda dağılan bir yapısı var ki yaptığınızda bana hak vereceksiniz. Şöyle şuradan tutuyorum. Şöyle bir iki tur attırdım arkadaşlar. Size de en azından doğum günlerinde, özel günlerinizde, parti yapacaksanız, herhangi bir kutlama yapacaksanız farklı bir fikir olur istedim. Bu şekilde. Şurada da küçük bir fiyonk oluşturuyorum arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde kurabiyelerimizin yapımı, şöyle de gösterebilirim. Trafik lambası kurabiyelerimiz hazır. Dediğim gibi bizimki motosiklet ve motorcu konseptli olacağı için biz bu şekilde yapmayı tercih ettik. Şekilleri kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Paketlemeyi kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Nacizane benim fikrim de bu şekildeydi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün de mis kokulu mutfağımdan herkese sevgilerle.